Arkadaşlar merhaba herkese. Dün Web Browsing ilk kısmını yapmıştık. Bugün ikinci kısmını gerçekleştireceğiz. 36. C# dersimiz olacak. Şu bildirime bir bakalım. Tamam, sorun yok şu an. Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam edebiliriz öyleyse. Dün ne yapmıştık? Önce kısa bir hatırlayalım, ondan sonra dersimize başlayalım. Bir web browser oluşturmuştuk. Web browser içerisinde küçük bir web browser bizimki, küçük bir web tarayıcı. Web browser Internet Explorer tabanlı bir C# aracı. Internet Explorer'ın desteklediği şeyleri büyük ölçüde destekliyor. Neler yaptık? Mesela URL adresine giriyorduk. www.youtube.com diyelim şöyle. URL adresini girdikten sonra go diyorduk. Go dediğimiz zaman ilgili siteye gidiyordu. Mesela bir müzik açalım bakalım. Müziğimizi açtık. Yüklenecek. Bu şekilde müziğimiz yükleniyor. Geri diyebiliyoruz. Geri dediğimiz zaman bir önceki sayfaya bizi geri gönderiyor. İleri diyoruz. Bir sonraki sayfaya aktarıyor. Sayfamız yüklensin, müziğimiz tekrar yüklendi. Yenile dediğimiz zaman sayfamıza refresh atıyor. Başka neler vardı? Şurada araçlar oluşturmuştuk. Mesela Yandex, Google. Google'da sorun mu var? Bunlar çalışıyordu. Yahoo diyelim. Biraz geç çalışıyor. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Butonlarla şu sağ tarafa Go, Refresh, Stop ve ana sayfanın altına 4 tane arama motoru eklemiştik. Google, Yandex, Yahoo ve Bing. Ondan sonra sol tarafa ne eklemiştik? Sol tarafta 3 tane radyomuz vardı bizim. Daha doğrusu 3 tane radyo kanalımız. Mesela Taksim FM diyelim. Bağlandı. Bu şekilde Taksim FM de çalışıyor. Sayfa içerisinde gezme şansımız var. Arama yapabiliyoruz. Bu şekilde programımız buraya kadar getirdik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi ilk önce ne yapalım biliyor musunuz? Önce sayfamızın başlığını görüntüleyelim. Hani HTML veya webde uğraşanlar bilirler. Title diye bir HTML tagı var. HTML'de kullandığımız. Sayfanın başlığını veriyor bize. Mesela Google'a girdiğimiz zaman sayfada Google yazıyor. İşte MB girdiğimiz zaman Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor falan. Bu şekilde bir başlık oluşturalım. Başlıklar için ben diyorum ki şu web browser'ımızı biraz küçültelim. Önce şu timer ve menü strip'i biraz aşağı alalım şöyle. Web browser'ı biraz daha küçültelim. Şu aşağıda bugün yapacağımız uygulamanın butonlarını ekleyelim. İlk butonumuzu şöyle sağ alt tarafa ekledik. Hatta silelim. Şöyle şunlarla aynı boyutta olsun. Ctrl V diyelim. Resmi silelim. Sağ tuş. Properties dedik. Arka plan resmini sildik. Buraya sadece isim yazalım. İsim mesela başlık olsun. Başlık dediğimiz kısım bize sayfa başlığını görüntülesin arkadaşlar. Başlık diyelim şöyle. Başlık dedik. Biraz fontunu büyütelim bu başlığın. Segua U yapacağım. Yeri kalın. 12 olsun. Sığacak mı bakalım. Tamam, sığdı, güzel. Şimdi başlığa çift tıkladım. Başlığa tıkladığım zaman bana mesaj olarak sayfanın başlığını versin. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki mesaj box nokta show parantezimi açtım. Çift tırnak değil. Parantezimi açtım. Diyeceğim ki web browser 1 nokta document title. Yani dokümanın başlığını, document title, dokümanın başlığını bana ver. Nasıl ver? String olarak ver. Nokta to string dedim. Parantezimi açıp kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi de form ilk yüklendiği zaman Google form ilk yüklendiği zaman da gelsin. Şöyle kopyalayalım bunu. Form ilk yüklendiği zaman da Google gelsin bize. Açtık. Form yüklendi. Google'ı yükledi. Başlık dedik. Google'ı verdi mesela. Şimdi başka bir siteye gidelim. Mesela map'e gidelim. www.map.gov.tr diyelim. Git diyelim. Map'in sitesine gitti. Bu Internet Explorer'ın sürümüyle ilgili bir sorun. Bununla ilgili bir link attık arkadaşlar. Bunun çözümü var. Bazı ayarlar yapılıyor. Grubumuzda bununla ilgili bir link mevcut. Başlık dedim mesela. Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinin başlığı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı şeklinde. Bu şekilde başlıklarımızı görüntüleyebiliyoruz. Şimdi sayfanın kaynağını görüntüleyelim. Sayfanın kaynağını nerede görüntüleyelim? Mesela bir tane Rich Text Box'ta mı? Mesaj Box'ta mı görüntülesek? Mesaj Box'ta görüntüleyelim sayfanın kaynağını. Hani sayfanın kaynağından kastımız ne? Mesela bir site açalım şöyle.
YouTube'a kaç gibi yüklersiniz bu videoyu? Dersten hemen sonra yüklerim. Ders zaten çok uzun sürmeyecek. Dünkü kadar sürer. Yarım saat civarı. Dersten hemen sonra yüklerim. 5,5 civarında falan herhalde YouTube'da olmuş olur. 1 saate yakın sürüyor yükleme. Mesela Google diyelim. Gittim Google'a web'de. Saat 3 dedim. Sayfa kaynağını görüntüle dedim. Burada HTML kodları geldi. Şu şekilde sayfa kaynağında. Şimdi biz bunu C# görüntüleyeceğiz. Aynı buton fontunu kullanalım şöyle. Başlıktan sonra ikinci butonumuza isim verelim. Bunun ismi de kaynak olsun. Kaynak dedik. Kaynak butonuma da çift tıkladım. Şimdi bunu da MessageBox'ta göstersin bana. MessageBox.show parantez içinde ne diyeceğim? Sayfanın kaynağını göster. Ve browser 1.document.txt. Yani sayfanın tekstini, dokümanını göster. Çalıştıralım mesela. Çalıştırdık. Geldi Google. Kaynağı tıkladım. Bu şekilde bana sayfanın HTML kaynağını getirmiş oldu. Ondan sonra ne yapalım? Bir de bakın şunu yapalım arkadaşlar. Mesela start diyelim tekrar. Start dedikten sonra hani Google'a gidiyor ya. Google'a gittiği zaman hatta şöyle göstereyim. Mesela Facebook üstünden göstereyim. Facebook.com diyelim. Facebook.com dedikten sonra şuraya ilgili diğer URL kısımları çıkmıyor. Hani HTTP, www çıkmıyor. Onlar da çıksın istiyoruz. Yani URL tam isim olarak yazsın. Onun için de ilgili kodumuzu yazalım. Onun için kodumuzu şöyle farklı bir yere yazacağız. Bir event'ın içerisine yazacağız. Event neydi? Bizim olaylarımızdı. Web browser'da event kısmına geliyorum. Olaylar kısmında arkadaşlar document completed diye bir alan var. Şöyle göstereyim. Document completed. Yani sayfa dokümanı tamamlandığında yani yükleme tamamlandığı zaman gibi bir anlamı var. Buna çift tıklıyorum. Ben document completed'ın içine geliyorum. Diyorum ki mesela sayfanın adını bana tam göstersin. Sayfanın adını biz nerede arıyoruz? Şu bizim araç çubuğumuz olan textbox 1'de. Textbox 1'e o zaman ilgili alanı yazdıralım. Diyelim ki textbox 1.text eşittir ve browser 1.url nokta to string ve browser url'sini tam olarak textbox'a yazdır. Bu şekilde bakın ben hiçbir şey yapmadım, direkt sayfa yüklendiği zaman Google bana getirdi. Mesela değiştirelim, bir de temizle butonu koyalım, hatta şuraya textbox'ımızı temizlesin. Ctrl C Ctrl V dedik, bu da bizim temizle butonumuz olacak. Temizle dedik. Temizle'ye de çift tıkladık. Textbox 1.clear dedi. Temizliği de bu şekilde temizlesin. Sayfa yüklendi. Temizle'ye bir kere tıkladım. Textbox'ımı sildim. Şimdi buraya değiştirelim mesela. Facebook.com diyelim. Go dedim. Git dedim. Facebook'a gitti ve HTTP'yi başına ekledi. Facebook.com diye tam URL adresini bizim textbox'ımıza yazdırmış oldu arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir tane toolstrip kullanacağız. Daha önce kullanmadığımız araçlardan birisi toolstrip. Toolstrip ile şunu yapacağız. Mesela şöyle kenarda Tumblr'ı açayım arkadaşlar. Tumblr dedi mesela. Tumblr'a tıkladım. Bakın şurada bekleniyor diyor. Bekleniyor. Ondan sonra geldi sayfa. Bakın mesela tumblr.com about sol tarafta şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada ilgili açıklama satırları geliyor. Uygulamalar dediği apps, hukuki dediği işte term of service, gizlilik, privacy gibi alanlar çıktı. Şimdi biz de kendi web tarayıcımızın içerisine bu tarz alanlar ekleyelim. Nasıl? Şöyle arkadaşlar. Şimdi ilk önce araç kutuma gidiyorum. Bir tane toolstrip ekliyorum araç kutumdan. Formuma bir tane toolstrip ekledim. Şimdi toolstrip ekledim ben araç kutuma. Web tarayıcı biraz yukarı alacağım. Bir saniye arkadaşlar. Toolstrip ekledim. Toolstrip değil, pardon, bir saniye. Şu kay. Toolstrip değil arkadaşlar. Statüstrip ekleyeceğiz. Toolstrip bizim üst kısmına oluşturduğumuz menüler için kullandığımız araç. Biz burada alt kısım için statüstrip kullanacağız. Şimdi statüstrip'e ekledim. Statüstrip benim formumun alt kısmına eklendi. Şimdi statüstrip için burada 3 tane araç
ekleyeceğim. Status strip'in içine de araçlar ekleyeceğim. Birincisi label arkadaşlar. Bu label'da ne yazacak biliyor musunuz? Şu formu biraz web application bundan bağımsız bir hale getirin. Bu birinci label'da benim şurada hani durumu yazacak. Mesela sayfayı yeniden yükleyelim. Bekleniyor diyor. Şöyle görürseniz Google bekleniyor, Google statik bekleniyor bu şekilde. Orada da bizim durumumuz yazacak. Yani properties'e gidelim. Şöyle burası benim durumum olsun. Durum diyelim. İki nokta üst üste. Şimdi ikinci status label'a da durumun kendisini yazdıralım. Mesela şimdi şöyle sıfır diyelim buraya. Ve son olarak bir de progress bar ekleyelim. Şöyle bir de progress bar ekleyelim buraya. Bu da sayfanın dolduğu anlık dolum işlemini bize göstersin. Tabii bunları neyin içerisine gerçekleştireceğiz? Bir tane timer'ın içerisine gerçekleştireceğiz. Bir de zamanlayıcımı ekledim buraya. Bir sürü aracım oldu. Şimdi zamanlayıcıma çift tıklayıp işe başlıyorum. Şimdi zamanlayıcıma çift tıkladım. Dedim ki ToolStrip status label 2. Hemen bulalım onu. ToolStrip status label 2 bulalım hemen. Şöyle aşağıda olması lazım. İnelim aşağı, inelim. Progress var. ToolStrip status label 2 nokta text eşittir. ToolStrip status label 2 ne yazsın? Web browser'ın status text'ini yazsın. Mesela Translate'den status'un direkt anlamına bakalım diye. Daha açıklayıcı olur böylece. Status mesela durum demek. Yani web browser'ın anlık durumunu bize gösterecek. Ne diyeceğiz? Web browser 1 nokta status text. Web browser'ın bana anlık durumunu text olarak yazdır. Timer'ımın forming yüklendiğinde enable'ını true yapıyorum. Ve bir de intervalinde 1000 yapalım. Saniye cinsinden bize göstersin. Şimdi çalıştıralım bir bakalım çalışacak mı? Durum mesela bitti dedi. Bitti dediği zaman ne oldu? Yüklenmiş oldu. Mesela başka bir siteye gidelim. Şöyle Yahoo'ya tıkladık. Durum. Mesela üzerine geldiğim zaman ilgili alanların orada HTML sayfası ile ilgili açıklamalar çıkıyor. Az önce Google'da gösterdiğimiz gibi mesela bir yere tıklayacağım şimdi. Şöyle bir habere tıkladım mesela. Yükleniyor. Şu an progress barda mesela habere tıkladıktan sonra ilgili sitenin linkini bize gösterdi burada. Bitti dedi. Bitti dediği zaman da sayfamızı yüklemiş oluyor. Mesela vox.com diye bir siteye gitmiş oldu arkadaşlar. Bakalım soru var mı? Resimlerin üzerine fareyi gönder gibi işlevin gösterme kodu. Gönder gibi işlevin gösterme kodu nasıl yani anlamadım acaba. Biraz daha tekrar yazabilir misiniz ya? Resimlerin üzerine fareyi getirdiğimizde gönder gibi işlevin gösterme kodu. Nasıl gönder onu anlamadım. Onu tekrar yazarsanız çok iyi olur. Bu şekilde bizim anlık durumumuzda yazdırmış olduk. Şimdi sıra neye geldik? Sıra progress bar'ın dolumuna geldik. Mesela şu an programımızı çalıştırdığımız zaman anlık olarak durumu yazıyor. İşte bitti yazıyor veya ilgili HTML alanını yazıyor. Ama progress bar'da herhangi bir dolum işlemi gerçekleşmiyor. Şimdi progress bar'da dolum işlemi gerçekleştirmek için web browser'ımın tekrar event'ına geliyorum. Yine bir olay üzerinden gideceğim. Bu sefer gideceğim olay arkadaşlar şurada progress change. Progress zaten işlem, durum gibi anlamları var. Yani işlem değişikliği, durum değişikliği olduğu zaman neler olsun istiyoruz? Şimdi burada onu gerçekleştireceğiz. Progress change'i çift tıkladım. Yalnız burada bir try catch bloğu kullanacağız. Neden? Mesela internetimiz yoksa bize hata versin. İşte internet bağlı değil. Veya progress bar'ın value değerini 0 yapalım. O şekilde bir try catch bloğu içerisinde kullanacağız. Try dedim. Try dedikten sonra taba 2 defa bastığım zaman otomatik olarak try catch bloğu oluşmuş oluyor. Şimdi try alanımın içine geliyorum. Diyorum ki ToolStrip progress bar 1. ToolStrip progress bar 1 nokta maximum. ToolStrip progress bar 1 nokta maximum. Yani benim o işlem çubuğumun, durum çubuğumun maksimum derecesi. Maksimum derecesi arkadaşlar eşittir dedim. Burada maksimum dereceyi hani program kendi içerisinde sayı olarak çözeceğine benim burada bir convert işlemi ihtiyaç duyuyorum. Convert nokta
Print32 parantez içinde bizim C# değişken adı olarak adlandıramadığımız kullanılan özel bir harf vardı. E harfi şurada da görüyorsunuz. E olaylar için kullanılan özel bir değişkendi. Hani olaylar durumlarda kullanılan bir C# veresi. Burada da E kullanacağız. Ne diyeceğiz? E nokta maksimum progress. Yani işlemci maksimum dolumunu versin. Mesela nasıl? Hani sayfa yüklendi ya. Mesela Google'a tıkladık. Google yüklendi. O durum çubuğunun tamamının dolmasını istiyoruz. Bu şekilde. İndim aşağı. Burada bir değer daha yazacağım. Tool progress bar 1.value. Burada da değeri doldurmak için eşittir diyorum. Convert.toInt32 parantezinde e.current progress. Current progress dediği aktif olan işlemin değerini doldur. Yani o yüklenmeye başladığı andan itibaren aktif oluyor. İşte onu biz doldurmak için current progress'a ihtiyaç duyuyoruz. Bir de catch exception dediği hata yakalama kısmı. Eğer benim mesela internetim yoksa ne yapsın? Tool strip progress bar 1.minimum değerini 0 yapsın. Şimdi çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Google az önce gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde geçti, doldu. Biraz daha ağır bir siteye gidelim. Nereye gidelim? Mesela Twitter'a gidelim. Twitter dedik. Tıkladık. Şu an bu şekilde Twitter yüklenmiş oldu. Yükleme işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Bu şekilde progress bar'ın dolumunu da gerçekleştirmiş olduk. Şimdi geldik işin son kısmına. Bizim bir kaydetme komutumuz olacak. Kaydetme komutunu yapıp yapmama konusunda biraz ikileme düşmüştüm. Çünkü kaydetme için verileri mesela nereye atacağız? Bir text box'a yazdır. Bir metin belgesine kaydedeceğim verileri. Benim geçmişimi. Daha sonra o metin belgesini programa çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde oluşturacaktık. Kaydetmenin yapısını. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ve browser'ımızın geçmişini kaydedeceğiz. Şöyle Ctrl C dedim. Ctrl B. Son bir buton ekledik. Bu da benim kaydet adlı. Ya da kaydet değil. Geçmiş diyelim şöyle. Geçmiş diyelim. Geçmiş buradan Fabio Özdemir'e de teşekkür ediyorum. Onun yaptığı proje üzerinden biraz gittik. Ondan onun uygulamasının üzerine bir şeyler katarak biz de bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi geçmişe çift tıklıyorum. Geçmişe çift tıkladıktan sonra şurada ben bir tane bir erişim belirleyici oluşturacağım. Daha sonra bu erişim belirleyiciyi yukarıda kullanacağım arkadaşlar. Nasıl söyle? Hani başta biraz karmaşık gelecektir ama kodlar ilerledikçe tamamen oturacaktır. Diyorum ki private void geçmişi yükle. Private void dedim. Geçmişi yükle. Süslü parantezimi açtım. Arasına geldim. Dedim ki geçmişi yüklediği zaman geçmişi nereye yazdıralım? Bir tane listbox'a yazdıralım. Şöyle web browser'ı biraz daha küçülteceğim ben. Şöyle tam butonlarla aynı hizaya getirin. Bir tane listbox'a getirdim şöyle listbox'a. Listbox'ı da biraz büyüttüm. Tamam. Ben geçmişi listbox'ta listeleyeceğim. Önce ne yapacağım? Hani emlak takip otomasyonunu falan yapmıştık ya, emlak kayıt programı. Oradaki gibi bir tane erişim belirleyici oluşturacağız. Daha sonra aşağıda onu çağıracağız. Önce ne yapalım? Her defasında listbox'ımızı temizlesin. listbox1.items.clear dedik. Listbox'ımızı temizlesin. Ondan sonra ne diyorum? Bir tane dosya oluşturacağım arkadaşlar. İsmi geçmiş olan bir tane dosya oluşturacağım. Stream. Bunun için önce C# dosya oluşturmak için dosya oluşturma bir giriş çıkış işlemidir. Bunun için en yukarıya kütüphaneme gidiyorum ve buraya ben bir tane giriş çıkış kütüphanesi ekliyorum. Using system.io deyip giriş çıkış işlemlerim için kütüphanemi ekledim. İndim aşağı tekrar. Diyorum ki stream reader dosyayı oku. Dosyayı oku diyeceğim. Stream reader dosya eşittir new stream reader dedim. Ondan sonra parantez açtım. Bir tane geçmiş isminde bir dosya oluşturacağım. Geçmiş.txt
benim metin belgem, metin belgemin uzantısı txt. While diyorum. While parantezimi açtım. C şartta değil işareti biliyorsunuz, ünlem. Ünlem dedim. Dosya nokta end of stream. Yani dosya oluşturulmayı, dosya okunmayı ve okunmayı mı diyelim? Okunmayı dersek daha iyi olur. Hani dosya açılıp okunduktan sonra okunma süresi bitene kadar ne olsun? While bizim kırma döngümüzdü. Süslü parantezimi açtım. Arasına geldim. Dedim ki isbox 1 nokta items nokta at parantez içinde dosya nokta read line. Dosyayı bana oku. Ve okudum bu dosyayı. Ne yap? Listbox'a ekle. Burada da dosyayı kapatıyorum. Dosya nokta close. Dosya nokta close deyip dosyamı kapattım. Bu şekilde dosyamın erişim belirleyici kısmını oluşturmuş oldum. Şimdi butona tıklayınca ne yapacağım? Butona tıklayınca bana geçmişi yükleyip çağırmasını isteyeceğim. Geçmişi yükle. Butona tıklayınca geçmişi yükleyip çağırmasını istiyorum. Şimdi geldim. Bir de işin az önce hani web browser document completed alanımız var ya bizim şurada event'ta bakın. Şöyle web browser document completed. Şimdi benim burada da dosyayı yazdırma, dosyanın içine geçmişi aktarma işlemlerimi gerçekleştirmem gerekiyor. Neden burada yapacağım? Çünkü burası web browser sayfasının tamamlanmış hali. Hani sayfa yüklendikçe, sayfa tamamlandıkça ne yapacak? İlgili işte geçmişi benim metin belgeme aktaracağım. Burada diyorum ki bir tane önce tarih ve zaman string değerler oluşturalım. Saat kaçta girilmiş, ne zaman girilmiş onları kullanıcı görebilsin. String diyelim, zaman eşittir date time, date time nokta now nokta day, date time nokta now nokta day. Önce bana günü versin, sonra artı diyelim, çift tırnak bir tane nokta koysun günden sonra, artı diyelim date time nokta now nokta month diyelim, ayı versin, artı çift tırnak nokta bir artı daha koydum. Buraya da date time nokta now nokta year. Burada da bana yılı versin. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Burada ikinci string ifademi oluşturuyorum. Diyorum ki string zaman 2 eşittir. Buraya da saati, dakikayı ve saniyeyi yazdıralım. Date time nokta now date time nokta now nokta. İlk olarak neyle başlayalım? Saatle başlayalım. Hour diyelim. Saat kaçta girdiğini versin. İki nokta koyalım bunları birbirinden ayırmak için. Artı date time, date time nokta now nokta minute dakikayı versin. Ve bir de son olarak neyi alalım? Second saniyeyi alalım. Artı çift tırnak içerisinde iki nokta artı date time nokta now nokta second'ı yazdıralım. Dosya oluşturma kısmına geçelim arkadaşlar. Dosya oluşturmak için ne diyeceğim? Aşağı iniyorum. Diyorum ki file stream. File stream diyorum. File stream dedikten sonra dosyayı oluşturacağım. Geçici bir isim verdim. Mesela f dedim. File stream eşittir. New file stream. Oluşturmak kelimesini kullandığımız zaman anahtar sözcüğümüz neydi? Parantezimi açtım. Ne oluşturacağım ben? Geçmiş.txt. Aşağıdakiyle aynı isim olmasından dikkat edin. Tamam, doğru. Geçmiş.txt adında bir dosya oluşturacağım. Virgül. Sonra ne diyorum? File mode. File mode. Nokta. Append. File mode ne demek? Dosya modu eklenebilir. Yani içerisine eklemeler yapılabilir. Bizim geçmiş.txt adlı alanımıza. Devam edelim. Sonra bu dosyamızın içine yazdıracağız. Mesela streamwriter. Streamwriter. Yaz. Eşittir. New. Streamwriter. Parantez içinde neyi yazdıracağım ben? F'yi yazdıracağım. Şurada yukarıda bir üst satırda oluşturmuş olduğum değişken ismini aşağıda çağırmış oldum. Ondan sonra yaz nokta write line parantez içinde parantezimi açtım. Diyorum ki önce zamanı yazdır. Artı şöyle bir slash koyalım. Artı zaman 2'yi yazdır. Zaman 2 artı bir slash daha koyalım şöyle. Birbirinden ayıralım bunları. Ve artı diyelim. Ve browser 1 nokta
URL'yi yazdırsın. Yani hangi URL'ye girdiğimizi, web browser 1 nokta URL'yi bize yazdırsın. Noktalı virgülümü koydum. Yaz nokta close. Yazma işlemini kapat ve bana ne yap? Geçmişi yükle. Sanırım eksik bir kısım kalmadı gibi, bir deneyelim bakalım çalışacak mı programımız. Mesela bakın az önce girdik Google'a, bize ne yaptı? Google'ı getirdi. Yandex'e tıklayalım. Yandex'i de ekledi. Sonra Yahoo'ya tıklayalım. Yahoo'yu da ekledi. Mesela başka bir siteye gidelim. Şöyle YouTube'a gidelim. YouTube.com diyelim. Saati, tarihi, saati, dakikayı, saniyeyi, günü, ayı ve yılı bize bu şekilde gösteriyor. C# web tarayıcıydı bizim uygulamamız. Bir bakalım dosya içine ekleme yaptı mı peki? Visual Studio 2013 Projects web tarayıcı. I harfini koymayı unutmuşuz. Bakın şurada geçmiş nokta txt'yi oluşturmuş olduk. Onu da göstermiş oldum şöyle. Şimdi bakın mesela programı kapattım ben. Programı kapattım ama geri gidelim o belgenin olduğu yere. Biz belgeyi oluşturduk. Belgeyi oluşturduğumuz zaman belge otomatik olarak debug klasörünün içine oluştu. Geçmişe tıkladım. Az önce girmiş olduğumuz web siteleri bu şekilde, bakın Google, Yandex, Yahoo, YouTube, saat kaçta girdi, bu şekilde görüntülenmiş oldu. Bir de ne yapalım son olarak? Geçmişi görüntüledik. Bir de geçmişi sildirelim. Ctrl-C, Ctrl-V. Şu alttaki de G nokta sildirelim şöyle. Tekrar formadan edelim. Geçmiş sil diyelim ya da geçmiş sil. Biraz fontunu küçültelim şunu. Sega U'ydı. Şöyle 10 yapalım bakalım. 10 olmadı. Biraz daha küçülteceğiz. 8 yapsak. Geçmiş sil. Geçmiş sile çift tıkladık. Geçmiş sile çift tıkladıktan sonra geçmiş sile bir yazma işlemi yaptıracağız arkadaşlar. Streamwriter dosya eşittir new Streamwriter. Burada dosyaya yazdıracağız. Hangi dosya? Geçmiş adlı dosya. Geçmiş nokta txt. Noktalı virgülü koyduk. Ondan sonra dosya nokta write dedim. Dosyaya yaz. Dosyaya ne yaz? Çift tırnak içinde boşluk yaz. Yani temizlemiş oldum ben dosyayı. Ondan sonra ne diyorum? Dosyayı kapat. Dosya nokta close. Ve sonra ne yap? Geçmişi yükle. Erişim belirleyicimizi burada çağırdık. F5 dedik mesela. Geçmiş geldi. Geçmişi sil dedim. Bu şekilde bir bakalım. Şeyden de, metin belgesinden de silindi mi geçmiş? Belgelere geldim. Visual Studio 2013 Projects web tarayıcı. Geçmiş dedik. Bütün geçmişi bu şekilde bize silmiş oldu. Son kez çalıştıralım web tarayıcımızı. Web tarayıcımızda neler yaptık? Müzik çalar yaptık. Küçük bir medya player oluşturduk. Ondan sonra istediğimiz adrese gidiyor. Mesela temizle deyince alanı temizliyordu. Mesela www.youtube.com dedik. Git dedik. Bu şekilde YouTube'a gitti. Gittikten sonra anlık olarak her yüklemede burada listeledi. Mesela bir tane müzik açalım buradan. Kendi müziğimizi durduralım. Müziği açtık. Müziği açtıktan sonra bu şekilde müziği yükledikçe bizim list box'ımıza yazdırdı. Başka bir siteye gidelim. Bing diyelim mesela. Bing'e gittik. Ne yaptı? Onu da geçmiş kısmımıza ekledi. Dosya kısmında renkleri değiştirebiliyorduk. Dün yapmıştık bu alanları. Mesela pembe yapalım şöyle. Çıkış diyelim. Çıkışımızı yaptık. Son kez şöyle dosya kısmını da gösterelim. Belgeler. Visual Studio 2013 Projects. Debug. Geçmiş kısmında bu şekilde girmiş olduğumuz sitelerin geçmişi mevcut arkadaşlar. Dersimiz burada noktalayabiliriz sanırım. Sorusu olan yok herhalde. Videoyu YouTube'a birazdan yükleyeceğim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Eğer yetiştirebilirsem gecede çar değişkenlerine giriş yapacağız. Yetişmezse yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.